Oğlum, sen de böyle yaparsan. Ne yaparsam? Ben bir şey yapmıyorum baba, sen yapıyorsun. Mehmet, sen bu evin abisisin. Benden sonra bu ev sana emanet. Sen de böyle yaparsan ben ne yapacağım? Söylediğin her şeyi bir anda sindirmemizi mi bekliyorsun baba? Ben sadece beni anlaman istiyorum oğlum. O zaman önce bizimle konuşacaktın. Belki o zaman anlamak için zaman olurdu. Ama sen bizi düşünmeden Beste'yi getirdin oraya oturttun. Bir de ablanız diyorsun. Kimsenin omuzuna yük olmasın bu yük istedim. Tamam, sizi düşündüğüm için. Bizi düşündüğün için. Baba annem hapiste. Çocuklar mahvolmuş durumda. Bu mu bizi düşünmek? Hem de hepimiz bir aradayken. Sen kendi sorumluluklarını üstünden atmaya çalıştın. Bizimkileri değil. Mehmet, bak benimle yanlış bir şey yapmışım gibi konuşma. Sanki bu evde yanlış yapan yokmuş gibi. Baba benimle açık konuş lütfen. Gerçekten artık üstü kapalı laflara tahammülüm kalmadı. Benim sabrım kalmadı. Anneciğim bak ben buradayım, tamam mı? Tamam mı? Anne! Vallahi yine bir şey yaptı be. Anne! Anne bak biz buradayız, tamam mı? Bekliyoruz seni. Anne tamam. Ne olur bir şey olmasın ya. Bir şey yok canım. Bir şey yok, bir şey söyleyin bize lütfen. Tamam, bir şey olmayacak. Biliyorum. Bir şey olmayacak. Biliyorum. Evet baba, ne saklıyorsun hala bizden? Yani benim... Baba! Şimdi değil Selçuk. Bu ne baba? Bu ne biliyor musun abi? Annemle babamın boşanma belgesi. Nereden buldunuz bunu? Boşanma belgesi mi? Alanur Hanım'ın çantasından çıktı. Ne planlıyordunuz baba? Bunları imzaladıktan sonra kutlama mı yapacak? Selçuk! Haddini bil! Arkadaşın yok karşında. Sen bir de annemle mi boşanıyorsun baba? Ve Alanur Hanım'ın haberi var, bizim yok. Öyle mi? Mehmet, saçmalamayın. Ben de şimdi öğreniyorum sizden. Efendim Aslı. Ya gerçekten zar zor ayakta duran bir aile için en doğrusunu düşünmüşsün babaya. Selçuk. Aslı, annesini hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye mi kaldırmışlar? Hadi Mehmet. Beste. Mahmut sen? Boşlar şimdi. Alanur Hanım nasıl, bir şey söylediler mi? Bilmiyorum. Doktorlardan haber bekliyoruz. Geçmiş olsun yenge. Mahmut sen böyle bir zamanda peşimize adam mı taktırdın? Nereden biliyorsun burada olduğumuzu? Beste bunları konuşmayalım şimdi. Mahmut ben seninle konuşmak istiyorum. Git buradan. Beste bu halde seni bırakmama izin verme. Bak bağır çağır ama böyle yapma. Mahmut, gözünü lütfen, seveyim. Lütfen git. Gider misin? Ablacığım. Aslı. Ablacığım. Annemi bilmiyor musun? Annem çok güçlüdür. Ona hiçbir şey olmaz. Buradan sapasağlam çıkacak birazdan, tamam mı? Çekilsene kardeşim. Baba. Baba biraz yavaş. Tamam Mehmet. Madem hızlı gitmeyeceksin, bu tarafta ne işin var? Selma'cığım hadi, kızlar da bir şey oldu zannedecek şimdi. Ah Alanur, ah. Kaç kere çağırdım seni. Kontrol altında tutalım dedim. Bu konuşmanın geleceği an oldu yani.
bir açıklama yapmayacak mı? Kimse bir şey söylemiyor. Anlamadım ben ya. Ben dayanamıyorum, soracağım. Hayır, ama. Hayır Aslı. Ablanın lütfen. Ablacığım bak, beklememiz gerek. Başka çaremiz yok. Doktorlar içeride, gelecekler birazdan. Neyi bekliyoruz ama? Bilmiyorum, beklemekten başka çaremiz yok. Aslı. Aslı, Beste. Kızım, ne oldu birden böyle? İyi mi hala Nur? Biz de bilmiyoruz ki. Doktorlardan haber bekliyoruz. Aslı, ne oldu kızım? İyi mi? Yani iyi olduğunu umuyoruz. Bilmiyorum. İyi olacak. Ala Nur benim tanıdığım en güçlü kadınlardan biri. Beynindeki tümör büyümüş. Eğer ihmal etmeseydin, en azından senede bir kere baktırsaydın kontrol altında tutabilirdik. Ama şimdi işin rengi değişti. Acil ameliyat olman lazım Ala Nur. Ne kadar acil? Olabildiğince hızlı. Halledeceğiz. Bir şey isteyeceğim senden. Kızlara söylemeyelim şimdi. Onların zaten derdi başından aşkın. Biz bir toparlayalım kafamızda. Sonra ben kendim söylemek istiyorum. Ay yok artık Selma. Madem şimdilik kızların haberi olsun istemiyorsun, o zaman başka çaremiz yok. Aslı, annene hiçbir şey olmayacak. Bak göreceksin. Ya bu doktorlar niye hiçbir şey söylemiyor? Biri de bir çıksın bir şey söylesin, açıklama yapsın. Ne saçmalık ya? Neyi bekliyoruz şu an biz? Ne demek gitti abi? Ev ne durumda? O kadına mı gitti gerçekten? Mina, ben de senin kadar sinirliyim ama kadını hastaneye kaldırmışlar. Abi yalandır. Yalandır ya. Abime de pes vallahi. Tepkisi bu kadarmış demek ki hemen babamla gittiğine göre. Bir kadının bizi soktuğu hallere bak. Ölse de kurtulsak. Mina yeter. Yeter ya. Mina. Neler olmuş? Çok merak ettim sizi. Hatice. Her şey kör düğüm oldu baksana. Kadın ne yapıyordu? Bir yolunu bulup kendine bir yer buluyor burada. Şimdi de kızını kullanıyor. Bir dakika Hatice. Sen zamanında bu kadına yardım etmedin mi? Bu kadınla ilgili bir şey varsa hepimizden çok sen biliyorsundur. Yani neden ki? Bu kadınla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Her şeyi, ne yer, ne içer, ne sever. Anneciğim. Anne. Anneciğim nasılsın? İyi misin, iyisin değil mi? İyiyim. Hiçbir şeyim yok. Stres, hava kirliliği. Klasik. D vitamini eksikliği. Ala Nur Hanım çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun Ala Nur Hanım. Maşallah çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. İyisin değil mi? İyiyim. Tetkiklerim yapıldıktan sonra artık evimize gidebiliriz. İyi.
Hayatım, hadi götür beni gittiğin yere.